Merhaba arkadaşlar. Eken firmasının çıkardığı kapı kamerası, güvenlik kamerası ve kapı zili olarak kullanılan bir cihaz deneyeceğiz. Evet, arkadaş bize bir Wi-Fi repeater göndermiş herhalde internet çekmez diye ondan dolayı. Bir kitapçık var. Kitapçıkta nasıl kurulacağını anlatıyordur ikisimizde. Android uygulaması, karakod uygulaması var burada. Pillerin dizilişi var burada. Orada bir adaptör takacağımız zaman kaç voltluk adaptör kullanacağımızı söylüyor burada. Cihaza bağlandığını. Kutu içeriğini gösterir. Şurada optional denen kısımlar. Şu ikisi optional. Kapı ziliyle ve SD kart. Bunlar harici isteyince gönderiyorlar. Cihazın müzik dünyası. Cihazımız burada. Evet, görüyorsunuz. Eken firması yazıyor. Arkada bir kapak var. Evet, bu duvar aparatıymış. Şurada elektrik balansı var herhalde. 24 voltluk elektrik bağlayabileceğimiz maksimum 24 volta kadar. Şuradan evet, pillerimiz içinde bulunuyor. 3 tane lityum pil var içinde. mikroamper, 3.7 volt. 3 pilimiz var. 18650 piller. Şurada cihazın çalışmasını engellemesi için plastik olmuş. Şurada bir reset tuşu var ve elektriği balığımızda buradan bağlantı sağlanıyor. Bu arada zil çalmak için. Bu hareket sensörü. Şurada bir ışık sensörü var. Ve şuralarda 3 led lamba burada var. 3 led lamba da burada var. Kameramız bu. İçinden bir yapıştırıcı çıkıyor. Şu kapakla duvar arasında bağlantı yapmak için, yapıştırmak için. Ve zilimiz var burada. Şurada zilin ses düğmesi. Melodileri değiştirmek için herhalde bu. Ve zilde herhangi bir şey yok. Bunu çele takıp zil çaldığında uyarı vermesi için. Pillerimizi takıyoruz. 3 pilimizi takıyoruz. Evet. Şu anda resetliyoruz bunu. Bitti. Evet. Şu anda cihaz resetlendi. Şuraya bastığımız zaman büyük ihtimalle kırmızı yanacaktır. Yanmadı. Evet. Şu anda cihaz sıfırlandı. Şurada cihazın üzerinde bir micro SD yuvası var. Kitapçıktan bakarsak tam olarak ne anlama geldiğini. Ve şurada SD kart girişi var. Başka da bir giriş, herhangi bir şey yok. Şurada hoparlörler falan var herhalde. Şurada da mikrofon var. Bakalım SD kartımız ne işe yarıyor. Micro SD kart bataryaya şarj için kullanılıyor. 8'de 24 watt kapak üzerinden şarj ediyor. Başka da bir özellik yok burada. Şurada 14 mantık sürüyor. Başka da bir özellik yok. Şurada Android uygulaması var. Android uygulamasını telefona telefona okuttuğumuz zaman 2C diye bir program var. Gerçi Android marketten de aradığımız zaman bulup yükleyebiliyoruz. Şurada Karakode Bridge, yani telefona yükladığınız uygulamanın şifresiyle birlikte başka birine paylaştığınız zaman, evdeki başka birine paylaştığınız zaman buradan paylaşıyoruz. Bir iki video çekip görüntü kalitesi nasıl ona birazdan bakacağım.